Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 67.sinde tekrar sizlerle beraberiz. Bugün aslında özel bir programımız var çünkü biz aslında Taksim Meydanı ile ilgili bir seri programa başlamak istedik. Bunun için de ilk programda aslında çok temel bir soruyu sorarak program serimize başlayalım istedik. Bunun için de bizlerle Profesör Doktor Murat Güvenç beraber. Kendisi Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü. Aynı zamanda şehir bölge plancısınız ve aslında nasıl tanıtmak gerekiyor bilmiyorum. Şehir antropoloğu mu desek size? Yani şehir çalışmaları uzmanı diyebilirsiniz. Şehir çalışmaları uzmanı. Evet. Daha önce bir programımıza da konuk edip sizin bir çalışmanız, özellikle veri temelinde şehir okuması yapmıştık sizlerle. Yani Kadıköy'le ilgili bir başka programda yaptık. Evet, aynen. Öyle farklı konular üzerinden farklı yani bu 69 programın 3 tanesinde ben evet, vardı. çok doğru. Tekrar sizinle burada olmak çok bizim için keyif verici. Bu Taksim Meydanı her yere uzanan bir konu aslında. Çok kutuplaştırıcı bir konu. Biz de bu aslında soruyu aslında bu Taksim Meydanı tartışmaya neden Taksim diyerek başlamak istedik? Şehir her yöne doğru genişlerken, İstanbul artık her yöne doğru genişlerken, kuzeye doğru genişlerken özellikle Taksim Meydanı'nın önemi niye? Taksim'deki bu ısrar niye? Bunu da belki tarihsel bir perspektife oturtabilmek için sizi burada ağırlamak istedik. Evet, şimdi tabii eğer izin verirseniz 2-3 dakika bu İstanbul şehri ve Taksim'in İstanbul şehri içindeki önemi üzerinde duralım. Şimdi İstanbul aslında şöyle başlayayım. Romalılar, Roma İmparatorluğu döneminde Romalılar bütün Avrupa'nın topografyasını, coğrafyasını, ekolojisini etüt ettikten sonra şöyle bir ilke sonuca varmışlar. Demişler ki yani bu Güneydoğu Avrupa'da bir şehir kurulacaksa, bir yerleşme kurulacaksa bu şehrin bir dağın yamacında, bir büyük dağın yamacında kurulması lazım. Çünkü bizim bulunduğumuz coğrafyada yağış rejimi son derece dalgalı ve değişken. Onun için bu burada su problemi, bazı yıllar su çok oluyor, bazı yıllarda kuraklık oluyor. Kuraklık olduğu zaman bu dağlarda biriken yeraltı suyunu şehir kullanabilsin ve şehir uzun zamanda su sıkıntısı çekmesin. Bu şekilde baktığımız zaman Atina, efendim Selanik, İzmir, Bursa, Ankara, bizim coğrafyamızdaki şehirlerin büyük Belgrad, hepsi böyle bir vadi içerisinde dağlara, dağ yamacına yanaşık şehirler. İstanbul bu bakımdan bakıldığı zaman dağı olmayan bir şehir. Ve de kuruluş, yani yeni Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak ilan edildiği zaman da büyük tartışmalara şey yapmış. Çünkü bu şehir eğer böyle bir büyük dünya ticaret merkezi olarak yapılırsa bunun dağı yok mu? Sonra başımıza bir su problemi çıkarır diye. Fakat Boğaz'ın ticari önemi, askeri önemi, jeostratejik önemi o kadar baskın çıkmış ki demişler ki biz bu şehre dünyada bir şehrin görüp görebileceği en büyük su sistemini kuralım ve burada bu şehri kuralım. İstanbul böyle bir şey. Şimdi İstanbul'da aslında dağ yok. Evet. Dağ yok ama İstanbul'da düz yer de yok. İstanbul son derece dalgalı bir topografyası var. Dalgalı bir topografyası olması nedeniyle de İstanbul tarihi olarak görece düz olan, düzlüklere sahip olan ve de daha kolay şey yapılabilecek, askeri yönden muhafaza edilebilecek bizim eski İstanbul dediğimiz yarımada üzerindeki tarihi İstanbul'da gelişmiş. Bizim bugün üzerinde bulunduğumuz Pera Said, yani Beyoğlu yakası, evet. Şeye kadar, Galata Kulesi'nin olduğu yere kadar şeyi olan bir yerleşim alanı olan aslında bir kale. Hı hı. Ve o kale içindeki bir yerleşme. Tamam mı? Şimdi 18. yüzyıl bitip de 19. yüzyıla başladığı zaman Fransız devrimiyle başlayan büyük çalkıntı döneminde, evet, ki Osmanlı modernizasyonunun başlangıcıyla Fransız devrimi de aşağı yukarı bir üst üste şey yapıyor. Evet. İşte bu 3. Selim zamanında Topkapı'daki sarayın müdafaa edilemeyeceğini görüyorlar. Ve isyancılar saraya giriyorlar. İşte padişah canını kurtaramıyor. 2. Mahmud zorla
saraydan kaçırılabiliyor ve de sonunda artık yani 1800'lerin başına, 19. yüzyıl başına geldiği zaman sarayın o bölgede bulunamayacağı anlaşılıyor. Ve saray bizim bulduğumuz Dolmabahçe tarafına taşınma, yani 19. yüzyılın yarısına gelindiği zaman saray oraya ve taşınıyor. Sarayın oraya taşınmasıyla beraber de Boğaz'da buharlı gemilerin şey yaptığı bir görünebiliyor. Mavi hatlar işte orada bir şey oluyor. Boğaz'da çalışan Şirketi Hayriye'nin vapurları şey yapıyor. Evet. Şirketi Hayriye'nin vapurları çalışmaya başlayınca da daha önce sadece yazlık olarak kullanılmaya başlanan Boğaz köylerinde Osmanlı elitleri, aristokrasisi yaz kış oturmaya başlıyorlar. Ve sarayla da beraber bizim Teşvikiye Mahallesi denen ve akaretler sarayla beraber Osmanlı elitleri artık tarihi yarımadadaki şey yerlerinden taşınıp o bölgeye doğru geliyorlar. Şimdi 1850'lere gelindiği zaman İstanbul'da bu düz yeri olmayan İstanbul'da yerleşme tamamen o Galata'da bugün Tophane'den Perşembe Pazarı'na kadar giden o düzlük cadde var ya, evet. Orası eskiden Beyoğlu yakasında ticaretin, yani ticari profili İstiklal Caddesi'ne benzeyen bir yerdi. Yani orada sadece bugünkü gibi oteller, işte oteller, hamamlar, meyhaneler veya bilmem neler yok. Eskiden orada çok önemli alışveriş, kuyumcular, departman store'lar bilmem neler de vardı. Fakat o bölge artık gelişemiyordu. Evet. Çünkü düz yer bitmiş. Düz yer yok. Evet. Var bir yer ama çok yukarıda. Yani tünelin olduğu yerde. Evet. Şimdi aynı dönemde, şimdi ikinci slayda geçelim. Evet, 3 numaralı slayda. Geçtiğimiz zaman. Şimdi bu İstanbul'a güneyden tren yolu bağlantısı geldiği tarihlerde, hemen aynı dönemlerde kırmızı hat evet. Şeyden Galata'dan tünele çıkan dünyanın en, yani ikinci kısa, evet. Ama boyundan çok büyük bir işler başarmış bir hat var. O biz ona tünel diyoruz. Yani bir düzlüğü daha yukarıda başka bir yüzükle bağlı. O düzlüğe bağladığımız yer aslında bir çatının tepesindeki bu hat vardır ya, düz, evet. Çatı hattı. Ona İngilizce'de divide line diyorlar. Osmanlıca'da hattı bala diyorlar. Hattı Türkçe'de bala. Biz ona su ayrım çizgisi diyoruz. Su ayrım çizgisi demek, yağmur böyle şey yaptığı zaman bu tarafa düşen yağmur bu havzaya, bu tarafa düşen yağmur bu tarafa gidiyor. Yani evet. Böyle. Şimdi bizim o İstiklal Caddesi dediğimiz yerde biraz böyle, tabii düz dediğim zaman artık cetvel sırtı gibi değil. Orada biraz, yani bina yapacak kadar 50 metrelik, 100 metrelik, 150 metrelik, yani iki, o bir caddeyi iki taraftan da iki sıra binayı alacak bir düzlük var. Evet. Biz İstiklal Caddesi'nden sağ tarafa ve sol tarafa 100 metre uzaklaştığımız zaman böyle uçurum gibi yerlere gidiyoruz, hatırlarsanız. Evet. Ha, anlatabildim mi? Şimdi işte bu tünel yolu, tünelin yapılması İstanbul'u bugüne kadar tüketemediği o düzlüğe çıkarıyor. Şimdi Taksim'in hikayesi burada başlıyor. Evet. Devam edelim şimdi. 4 numara slide'a geçelim. Şimdi böyle başladığı zaman da tabii eski şeyler, elit olan Osmanlı elitleri bu çatının ve yabancılar, kor diplomatik, diplomatlar o tam o çatının düzlüğünde, o düzlüğüne bakan binalarda yer seçiyoruz. Şimdi biz mesela Beyoğlu'nda dolaşırken şunu çok rahat görebiliriz. Caddenin üzerindeki binaların cephelerinin süsleri ve şeyleriyle iki sokak arkasındaki sokakların, iki sokak arkasına geçtiğimiz zaman daha mütevazi bir şeyle var. Ama en kremin kremi, yani krema o caddenin üzerinde oturuyor. Tamam mı? O resmi. Şimdi böyle baktığımız zaman Boğaz'a bakan o sarı lekenin olduğu yerde, işte Sıra Selviler, Cihangir, o şey, o Alman sefaretinin olduğu taraflar. Evet. Orası güzel havadar. Evet. Yazın gölgede kalıyor. Yani çok sıcak olduğu zaman güneş bu tarafı ısıtırken burası gölgede kalıyor. Ve de Boğaz manzarası var. O zaman tabii beyaz yakalılar, elitler o tarafa düşüyorlar. Evet. Öbür tarafa bakan, o bizim sırtın öbür tarafında, evet. Da şeyler o oturuyor. Çatı çizgisinin bu tarafına geldiği zaman orası da işte bizim Tarlabaşı, evet. Ve şey, nedir o? Şimdiki
o yeni şeylerini dolap terenin üzerindeki bu şeyin kurtuluş. O yamaç. Orası petit bourgeois, yani evet, daha çok böyle esnaf, sanatkar, küçük ücretli. Bu ve özellikle şehir merkezindeki toptancılık, ticaret, perşembe pazarında zanaatkarlık ve bu İstiklal Caddesi üzerindeki büyük mağazalarda tezgahtarlık, evet, yapan sınıfların oturduğu bir şey. Yani bizim bu İstiklal aslında iki yaşam tarzını birbirinden ayıran bir şey haline geliyor. Devam edelim. Şimdi böyle baktığımız zaman buradaki durum, tarihi yarımadadaki durumun tam tersi. Tarihi yarımadada o sırt çizgisini Osmanlı eliti tutmuş. Fatih'ten, Edirne Kapı'dan, Fatih'ten şeye kadar, Sultanahmet'e kadar. Evet, orası da vatan millet caddelerinin olduğu yere tekabül ediyor. Orunla birleştiği yerde de Aksaray oluyor zaten. Eskiden beri olan bir yer. Evet. Ama oradaki sahilde de, yani tarihi yarımadadaki sahilde de gayrimüslimler oturuyor. Samatya, Kumkapı, Balat, ondan sonra Fener gibi. Evet. Burada ise sahilde Müslümanlar oturuyor. Tophane, Kasımpaşa şey gibi. Üst taraf şeyle kapmış. Yani demek ki İstanbul iki tarafın içerisinde böyle bir sosyal, evet, coğrafyada. Devam edelim. Şimdi burada 1922'ye ait bir şey var. Etnik köken. Etnik kökenlerle ilgili. Bakın bu haritada 3 tane renk görüyoruz. O aşağıda sarıların olduğu yer. Yani Karaköy'den tünele kadar olan yer, kule dibinin olduğu, orası sarıyla gösterilen yer Yahudi Mahallesi. Hı hı. Tünel ile Taksim arasındaki yer yabancıların ve Rumların oturduğu bir mahalle. Ama tabii bu Rumların, Rumları dediğimiz zaman da Rumlar homojen bir grup değil. Rumların ekabir sınıfı sıra serviler tarafında, daha mütevazi gelirliler, esnaf sınıfı da tarlabaşı tarafında. Tarlabaşı. Tatavla da onun devamı. O üzerine öyle mesela devamı. Taksim'den sonra ise Ermeni tarafı oluyor ve Katolik Ermenilerin o morgla gördüğümüz yer, o sırt öyle şey yapıyor. Yani sizin, biz bu sırtta yürüdüğümüz zaman, evet, sırttan yürüdüğümüz zaman da aynı zamanda Musevilerin hakimiyetindeki alanda Musevi eşrafının oturduğu yer, öbür Rum eşrafında Rumların ve kor diplomatinin oturduğu bir yer, Taksim'den sonra da Ermeni eşrafının oturduğu bir şey yapıyoruz. Yani burası aslında bu sosyal bir sınır da oluşturuyor. Evet, devam edelim. Şimdi 1900'lere geldiğimizde, 1903 yılında size bu haritayı gösteriyoruz. Bu önemli bir harita. Evet. Yani biraz böyle eski harita gibi gözüküyor ama çok önemli bilgi, içerdiği bilgi açısından. Çünkü bu kırmızı ile gösterilen yer İskan alanı. İskan üzerinde yaşanan yer. Yaşanan ve yer. De geldiği zaman Beyoğlu yakasına geldiğimizde kırmızı Taksim'de bitiyor. Evet. Yani Taksim 1903'te bizim şehrimizin bittiği yerdi. O Taksim'den sonra artık yerleşme yoktu. Parklar mı? Parklar var, yeşillikler var. Çünkü orasına glasi denir. O parklar, orası park değil. Orada yerleşme yasağı olan yer. Dolmabahçe Sarayı olduğu için, sarayın müdafaa edilebilmesi için yakınına ev yaptırmıyorlar. Yani isyancıları görebilmesi için sarayın etrafında da sarayı koruyan, evet, şeyler var. Bir müdafaa sistemi var. Evet. Maçka Silahhanesi, işte şeydeki Teknik Üniversitenin bugünkü Taşkışla binası. Onlar şeyi kontrol ediyorlar. Yani o vadiyi kontrol eden iki taraftan ve o vadide oturmak, yani oradaki yeşillik aslında, evet, sarayın müdafaa sistemleri. Harbiye'de de tabii bir kışla var. Yani oraya artık giremiyorsun. Tepede Harbiye, Maçka Silahhanesi ve şeyle orası böyle koruluyor. Tamam, devam edelim. Yani bu bittiği yer olduğu da anladık, evet, değil mi? Devam edelim. 1900'lerde. Şimdi bu İstanbul 1923 yılına gelindiği zaman, 1923'te Cumhuriyet kurulduktan sonra tarihinin yaşadığı en önemli krizlerden bir tanesini yaşıyor. O da Ankara'nın başkent ilan edilmesi. Evet. Ankara'nın başkent ilan edilmesi Türkiye tarihinde çok önemli ama İstanbul için bir iktisadi yıkımın başlangıcı oluyor. İktisaden Cumhuriyet'in ilanı, iktisaden ve Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle beraber İstanbul zaten sıkıntılı olan bir ekonomisi, inanılmaz büyük bir
şey yiyor, darbe yiyor. Ve İstanbul'un nüfusu 1907'de 1.2 milyon iken 1927'de 690 bine düşüyor. Hmm. 690 bine düştüğü zaman artık İstanbul şehri yani kendi altyapısının bakımını bile yapmaktan aciz ve çok büyük bir ekonomik kriz içerisine düşüyor. Böyle olduğu zaman da 1930'lu yıllarda İstanbul'a çağrılan Fransız plancı Henri Prost, evet, işte bu Taksim'deki önemli parkı da yapan Prost, evet, geliştirdiği imar planında İstanbul kentini Haliç etrafında yoğunlaştırma kararı veriyor. Onun için eskiden bütün kararları ve Haliç'in şeyini de, Haliç'in de tekrar sanayileşmesini önererek Taksim'e kadar olan şehri yoğunlaştırarak kenti kendi kendine yeterli olan daha böyle derli toplu bir kent yapmak istiyor, yoğunlaştırıyor. Ve onun da kenti Taksim civarında bitiyor. Evet. Tamam, devam edelim. Şimdi bu 1946 yılında ki bu fotoğraf, o bizim kırmızıyla gösterdiğimiz hat, işte bu benim çatı hattı dediğim düzlük hattı. Evet. Onun üzerinde böyle dikine kesen şeyler ise bizim bizim şeyde, yani üzerinde biraz alansallaşan, yani çatının bir sahanlık yaptığı. Evet. Biraz plak turnant diyoruz biz ona, döner tabla. Yani çatı böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bir yerlerde bir şey, manevra imkanı veren bir yer. Taksim'de böyle bir yerden bir tanesi. Taksim'e gelene kadar bir koridor gibi gidiyoruz tünelden. Evet. Sağa sola çok küçük sokaklar ama Taksim'e geldiğimiz zaman Gümüşsuyu'na giden, açıklık var. Gümüşsuyu'na giden bir caddemiz var, Sıra Selvi'ye giden var, Dolapdere'ye gidebiliyoruz, Mete Caddesi üzerinden Teşvikiye'ye gidebiliyoruz, Kışla Caddesi üzerinden Harbiye'ye gidiyoruz. Yani orası bir altı yol ağzı gibi bir yer oluyor. Evet. Geçelim. İşte bu yuvarlakla gösterilen yerlerde bunların büyüklüklerine göre yaptık. Yani Galatasaray küçük de olsa bir şey yeri, evet, böyle bir küçük sahanlık. Evet. Taksim büyük bir sahanlık. Harbiye'nin olduğu yer daha küçük ama gene bir sahanlık. Şişli böyle bir sahanlık. Mecidiyeköy böyle bir sahanlık. Şeye geldiğimiz zaman Zincirlikuyu'ya geldi. Demek ki koridorlarımız metro hattı tam bunu izliyor. Evet. Yani bu işte İstanbul'un hattı. Şimdi bu burada küçük sahanlıklar, büyük sahanlıklar var. Taksim'de böyle bir sahanlık, evet, haline geliyor. Bu bu döner plaka dediğin şeyi yanlış mı anlıyorum? Normalde bir çok uzun bir hat boyunca çok genişleme şansınız yokken birden böyle bir açık alan var. Orada orası manevra yapma ve burada farklı dünyaları, farklı yönleri birbirine eklemleyen bir, evet, trafik transfer noktası. Yani Taksim olmasa orada bütün o caddeleri birbirine bağlayacak bir yer yok. Evet. Yani Taksim böyle bir farklı yönlerden gelen trafiğin bir araya gelip, evet, bir düzlük, bir toplama alanı imkanı verdiği için çok önemli. Eskiden tramvay varken, tramvay biliyorsunuz, tramvayı döndürebilmek için en az 100 metre çapında bir şeye ihtiyaç var. Evet. Benim daracık bir yerim varsa tramvay orada dönemez. Evet. Dönebilmesi için, yani bugün de aynı şeyi yapıyor, şeyden başlayan tramvay, tünelden başlayan tramvay geliyor, o heykelin etrafında dönüyor, tekrar bu yönde devam ediyor. Evet. Tekat. Anlatabildim? Evet. Yani İstiklal Caddesi'nin üzerinde tramvayın böyle dönüp eskiden de sanırım şey yapıyorlardı. Bir döner plaka üzerinde. O tren yollarında var. Öyle, evet, vadeli şeyle. Ona Fransızca'da plaque tournant derler. Evet. İşte lokomotif oraya gelir. Böyle dönerek çeşitli yönlere gidebilir. Yani bizim İstanbul'da hani düz yeri yok dedim ya. Evet. İşte düz yeri olmayan şehirde kent merkezinin gelişebileceği tek düzlük o bizim tepedeki tünelde başlayıp, evet, ta Maslak'a kadar, buralara kadar, yani bu üst televizyon olduğu yere kadar devam eden bir hattan bahsediyoruz. İşte o da kırmızı, o bizim haritamıza, evet, geri gelirsek, evet, haritamızı geri gösterebilirsek, o, evet, kırmızı çizgi bizi buralara kadar getiren bir hat. Ve İstanbul şehri bu hat üzerinde gelişiyor. Bugün İstanbul
da göreceğiz daha sonra. Metro hattı da tam bu hattı izliyor. İstanbul'un bütün büyük, Beyoğlu yakasının bütün büyük faaliyetleri, iş merkezi hep bunun üzerinde gelişmiş bir yerdir. Şimdi işte bu şey, bizim Taksim bu merkez üzerinde bir toplanma, transfer olanağı veren çok nadir sayıda, az sayıdaki eklemlenme noktasından, bu döner tablodan, evet, trafik değişim alanından bir tanesi oluyor. Evet. Evet. Peki, şimdi bu 70'li yıllara geldiğimiz bir zaman, bir sonraki sırada geçerken, şimdi bu da şimdi 70'li yıllara, 65'lere geldiğimizde gri ile gösterilen yerler bizim düzenli İstanbul, yani tarihi İstanbul. Sarıyla gördüklerimiz ise işte 50'li yıllardan başlayan İstanbul'da oluşan gecekondu kışa. Bu iki lekenin arasında da İstanbul'un en önemli sanayi bölgeleri yer alıyor. Evet. En önemli sanayi bölgeleri. Demek ki böyle bir İstanbul'da bir sandviç var. Evet. Düzenli konut alanı. Ortada sanayiler, öbür tarafında da gecekondular. Bu en iyi şekilde Levent'te gözükür. Yani Levent'in bu tarafında konut alanı. Evet, evet. O tarafında eskiden bu alışveriş merkezleri yapılmadan evvel orada sanayiler vardı. Onun hemen arkasında Gültepe'deki eski düzensiz konut alanı. Yani burada İstanbul'u görüyorsunuz. Burada aslında Taksim'de sosyal manada eskiden 1900'lerde neyle neyin arasındaydı? Sıra servilerdeki beyaz yakalılarla öbür taraftaki küçük burjuvalar arasında, evet, bir şeydi. Zamanla bu anlamı değişti. O tarla başından sonraki yerde işte düzensiz konut alanı, cadde, bunun bu tarafında ise İstanbul'un en yüksek gelirlerin oturduğu, evet, Ayazpaşa, işte Hilton Otel'in olduğu yer, evet, arasında artık trafiği değiştiren bir şey değil, farklı yaşam tarzlarının da birbirlerinden eklemlendiği çok az sayıdaki eklemlenme noktasından bir tanesi. Bunun alternatifi olmadığı için de Taksim yavaş yavaş herhalde, evet, neden çok önemli olduğu biraz ortaya çıkmaya başladı. Devam edelim. Bir sonraki slide. Şimdi biz artık bu günümüzdeki resme geliyoruz. Bu günümüzdeki resme yaklaştığımızda bu yeni bizim yaptığımız bir web sitesinden alınan bir harita. Uzaktan şimdi biz onu biraz daha yakından da göreceğiz ama şimdi bu haritayı şey yaptığımız zaman bu kahverengiyle gördüğümüz bir yer var. Bakın bunun etrafında hiç kahverengi yok. Anadolu yakasında o kahverengiden hiç olmadığını göreceğiz. Evet, doğru. Ve o kahverengi benim deminden beri anlatmaya çalıştığım bu hattın üzerinde oluyor. Bu haritayla ilgili bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Nasıl yani, okumalıyız? Bunu şöyle şey yapabiliriz. Bu mavi renkli olan yerler, mavi renkli olan gösterilen lekeler metropoliten alanda ki arazi fiyatları ortalamasının altında. Yani düşük arazi fiyatları. Yeşil ile gösterilen lekeler arazi fiyatlarının metropoliten ortalamaya yakın olduğu yerler ki onlar da kent merkezinin etrafında bir kuşak oluşturuyorlar. Evet. Ama sarı ve kahverengiye geldiğimiz zaman o noktada artık bizim şeyimiz, arazi fiyatlarımız metropoliten ortalamanın çok çok üzerine çıkıyor. Aşağıdaki değerleri bir izlediğimiz zaman 2 liradan 20 bin liraya kadar, yani evet, 10 bin katlık bir arazi fiyatı farklılaşması var. Tabii 2 liralık yerler ta Çatalca'nın olduğu yerde oldukça böyle tarımsal şeyin olduğu. 20 bin liraların ortalama değerleri geldiğimiz zaman da işte Ayazpaşalar, Gümüşsuyu ve Taksim civarlarına geliyoruz. Bir başka haritaya devam edelim. Bu haritayı yakından görüyoruz. Burada şimdi o beyaz gibi gördüğümüz lekeler üzerinde iskan olmayan saraylar, hanlar, sanayi bölgeleri veya tersaneler. Evet. Ama leke olarak gösterdiğimiz üzerinde insanların yaşadığı mahalleler. Şimdi burada kahverengiler gördüğümüz şeyler ta işte Sultanahmet'ten Kapalı Çarşı'nın olduğu yerlerden başlıyor. Evet. Ve işte metro hattını takip ederek karşı tarafa geçiyor. Ve orada böyle bir beyaz bir leke görüyoruz. Böyle ilk gördüğümüz beyaz leke. Şimdi bundan sonra bir tane daha geçelim. Evet. Bakın orada kırmızıyla gösterilen yer herhalde gözüküyordu. Orası da Taksim. Evet. Taksim dediğimiz yer İstanbul'da bugün arazi fiyatlarının en yüksek olduğu, evet, ve o siyah lekenin
en yüksek olduğu yer. Ama öte taraftan da arazi fiyatlarının oldukça düşük olduğu yerlerle en yüksek olduğu yerler arasında böyle bir menteşe, bir eklemlenme noktası oluşturuyor. Devam edelim. Şimdi bunu... Ben hemen bir şey soracağım. O hemen yanındaki gri, yani gri yeri bir geri dönebilir miyiz bir önceki slayda? Oradaki şu arkadaki gri yeri bir tekrar izleyicilerimiz için açıklayabilir misiniz? Yani şuradaki şu hemen arkasındaki Taksim arkasındaki gri yer. Beyaz gibi. Beyaz gibi. İşte orası Taksim'de Gezi Parkı ve şeye kadar inen... Dolmabahçe Stadı'na kadar inen Konferans Vadisi denen oradaki Maçka Parkı'nın kendisi. Yani orası yerleşim. Gezi Parkı'yla orada yerleşim yok. Orası Maçka Parkı ve Gezi Parkı'nın o uzantısı Gezi Parkı oluyor. Yukarıdan aşağı olan kısmı da oluyor. O tepeden giden çizgi de o beyazın üst sınırı da radyo evinin olduğu bizim yolumuzun devam ettiği oluyor. Yani Taksim bu demek ki o Konferans Vadisi dediğimiz yer, oradaki yeşillik vardı ya. Evet. İşte oradaki yeşillik bizim o ilk gördüğümüz tarihi haritadaki yeşil alana tekabül ediyor. Evet, çok iyi. İşte o yeşillik sarayı korumak için yapılmış olan ve şehir çalışmalarında glasi dedikleri, yani sarayların etrafında yoğun konut dokusu yapılmaz ki herhangi bir böyle bir isyan durumunda veya durumunda sarayı korumak mümkün olsun, kolaylaşsın. Şey de çok ilginç, bir yandan o kıpkırmızı, yani bu emlak değerlerinin en fazla olduğu yere mavilerin de ne kadar yakın olduğunu çok ilginç olsun. Ki burada bir tam bir buluşma noktası. Evet, şimdi onu bir sonraki sonraki sırada geldiğim zaman bu deminki olayı bu sefer bizim Beyoğlu ilçemiz üzerinde görüyoruz. Tabii biraz mavilerle aşağıda sarı kahverengilerin olduğu bölgenin tam sınırındaki o V işareti gibi giden düz hat İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi. Onun ucunda da o beyaz gibi gördüğümüz yerde Gezi Parkı'nın olduğu yer. Onu orada daha sonra Konferans Vadisi üzerinden, Açık Hava Müzesi üzerinden şeye kadar inecek. Şimdi burası aslında demek ki aynı zamanda arazi fiyatları üzerinden baktığımız zaman farklı gelir gruplarının birbirleriyle temas ettiği bir yer. Evet. Ve İstanbul'daki Beyoğlu yakasında oldukça dar gelirlilerin oturduğu, tarla başından başlayıp ta kağıthaneye kadar uzanan bir eski düzensiz konut alanı bölgesiyle İstiklal'den sonra beyaz yakalıların oturduğu bölgenin tam eklemlendiği yer. Şimdi ve bunun alternatifi yok. Bunun gibi bir başka buluşma noktası yok. Evet. Ve o nedenle Beyoğlu yakasında düz ve gelişmeye imkan olan, gelişme alanı veren ve merkezi iş alanı faaliyetlerinin gelişebileceği. Yani tarih içerisinde bankaların, sigorta şirketlerinin, iş binalarının yapılabileceği yegane tek aks bu benim bahsettiğim, bu omurga gibi bahsettiğim o aks. Evet. O aksın üzerinde bir kanal yerleri var ki onlardan bahsettik. İstiklal Caddesi'nin üzerinde kanal gibi yerleri biliyoruz. Evet. Tünelden başlayıp Galatasaray'a gelene kadar hiçbir açıklığımız yok. Çok doğru. Galatasaray'da bir küçük açıklığımız var. Ondan sonra tekrar kanala giriyoruz. Sonra Taksim'e giriyoruz. Taksim'den başladığımız zaman tek tarafımız kapalı. Bu tarafımız vadi olarak şeye kadar gidiyoruz. Harbiye'ye kadar gidiyoruz. Ondan sonra Harbiye'ye gittiğimiz zaman önümüze iki tane kanal geliyor. Bir yol bizi Vali Konağı Caddesi üzerinden Fulya Vadisi'ne indiriyor. Evet. Bir yol ise bizi Şişli tarafına gidiyor. Oraları da bir kanal. Ama Şişli'ye geldiğimiz zaman tekrar bir açıklık oluyor. Evet. Şişli'den devam edersek, Şişli'den Mecidiyeköy'e kadar gittiğimiz zaman zaten artık şehrin 1970'lerdeki sınırlarına gidiyoruz. Ondan sonraki gelişme bambaşka dinamikler altında. Üçüncü köprüleriyle beraber bugün Maslak yönünde devam ediyor ve artık yeni şehrin merkezi buralarda, Maslaklarda filan oluyor. Yani şimdi Taksim dediğimiz şeyin demek ki İstanbul'da 100 tane alternatifi olan yerlerden bir tanesi değil, alternatifi olmayan, düzlüğü olmayan bir
bir kentte bir toplanma, kamusal gösteri, şehrin başladığı ve bittiği yer olma özelliği olan çok 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 önemli bir mevkiden bahsediyoruz. Şimdi burasının böyle bir zaman içerisinde şehir değiştikçe Taksim'in anlamları da değişiyor. Evet. Mesela bir tanesi şu, işte atlı tramvayların çalıştığı zamanda Taksim artık şehrin bittiği bir yerdi. Evet. Elektrikli tramvayla beraber şehir Şişli istikametinde gelişti. Ve Şişli istikametinde geliştiği zaman Taksim, yani Şişli'den gelenlerin tarihi kentle, yani Pera'yla temas ettiği, buluştuğu bir yer haline geldi. Yani insanlar şeye gitmek istedikleri zaman, yani Şişli tarafına gidilmek istedikleri zaman işte Taksim'den tramvaya binilip gidiliyordu. Yani böyle bir şey, Taksim bir o zaman da böyle bir şey. Evet. Şimdi metro yapılmaya başlandı. İstanbul'da metro yapıldığı zaman 90'lı yıllarda Taksim çok doğru bir kararla şeyin, kentin kuzeye doğru gelişim aksının başlangıç noktası veya bitiş noktası oldu. O yüzden Sarıyer, Maslak, nereden, Derlevent, buradan şehre gelenler metrodan her zaman Taksim'de indiler. Yani o zaman Taksim, bu metronun orada bir durak, son durağın orada olması Taksim'i bir merkezi alan haline getirdi. Anladın mı? Ama sonra, daha sonra metronun Şişhane'ye, Şişhane'den Yenikapı'ya uzatılmasıyla beraber Taksim metro güzergahının bir terminal noktası olma özelliğini kaybedip bir ara durağına şey oldu. Taksim'de şimdi herkes Taksim'de inmiyor. Evet. Herkes de Taksim'de bilmiyor. Yani Taksim önemli bir durak ama metronun terminal noktası olma özelliğini kaybetti. Bu tabii Taksim'deki Taksim'in trafik kent içindeki, trafik içerisindeki anlamını bir ölçüde değiştirdi. Ama yani benim söylediğim gibi bu insanların hala ticaret yapmak, alışveriş yapmak için düz bir yerde yürümek istiyorlarsa, İstanbul'da düz bir Beyoğlu yakasında düz bir yerde insanların rahat yürüyebileceği en önemli cadde İstiklal. Evet. Ve İstiklal o bakımdan dünyada, yani büyük caddeler şeyinde, yani klasmanında İstiklal yani ilk ona girecek bir cadde. Ve giriyor da zaten. Evet. Çünkü mesela bugün bir hafta sonunda gelip geçenleri saysak herhalde bir cumartesi günü İstiklal'den 1 milyon kişi geçiyor. Böyle bir cadde örneği dünyada çok fazla sayıda değil. Yok. İşte İstiklal'den 1 milyon kişinin geçmesi alternatifin olmamasından. Yani alternatif yolların her birisinin ya çok yokuş, ya çok dar, ya çok merdivenli olmasını anlatabilirim. Evet. Yani o şehrin yapısı bizi o kanallar üzerinden, bu bizim plak turnantlara getiriyor. O plak turnantlarda da işte bizim biraz kamusallaşabileceğimiz bir alan haline geliyor. Ve Taksim de bunlardan bir tanesi. Taksim süreç içerisinde doğal olarak bir meydan haline olmuş, olmuş. Yani orası bu kentin gelişmesi içerisinde düz yeri olmayan büyük metropolden bahsettim. O düz yeri olmayan büyük metropolde kent merkezine yakın çok önemli ve çok stratejik bir düzlük olmasından kaynaklanıyor. Ve o yüzden de aynı zamanda farklı yaşam tarzlarının birbiriyle temas ettiği, farklı yönlere giden trafiklerin birbirine transfer olduğu. Evet. Yani sahilden gelip metro hattına gitmek isterseniz finikülerle gelip şeye bilmem o M1 hattına transfer oluyorsunuz veya M1 hattından gelip sahile inebiliyorsunuz. Evet. İşte bu buna benzer bir şey gelişme bugün Mecidiyeköy'de de yapılmaya başlıyor. Çünkü Mecidiyeköy'e bağlanan ikinci bir hat o 3. Hava Meydanı'na kadar şey yapılacak. Yani Mecidiyeköy'deki bu şey bizim transfer noktası da Taksim gibi şey yapıyor. Tekrar bir şey yanlış anlamadıysam altını çizmek isterim. Yani bir yandan da meydan
bir sürü farklı sınıftan, tabakadan insanı da buluşturduğu için aslında bir yandan buluşma noktası, bir yandan da ayrışma noktası. Çünkü orada herkes hak iddia ediyor. Tabii, gibi. Tabii. Yani işte orası bütün İstanbul'da herkesin nasıl diyelim kendi imzasını atmak istediği bir şey, evet. Bir grubun. Ve tarih içinde de hep böyle olmuş. Evet. Yani bütün yönetimler o meydan, çünkü o kadar bir gösteri gösteri mekanı olmaya çok elverişli bir yer olduğu için tarih içerisinde bütün yönetimler orada bir şeylerinin güç şeylerin. Bu Lefebvre bunu söyler. Yani her idare kendi mekanını yaratır. O işte orada Taksim'de bu mekan simgesel iktidar simgeleri. Evet. Onun farklı dönemlerde, farklı biçimlerde oraya koyuyor. Ama bu yerin situasyonun konumundan kaynaklanıyor. Evet. Aslında tarih içerisinde çok ilginç bir şekilde fonksiyonu değişse de aslında belirli fonksiyonları da hep süre gelmiş. İşte onun sürmesini sebep eden şey bizim Homo sapiens olmamız. Evet. Düz yerde yürümekten rahatsız olma ve yokuş çıkıp yokuş inmekten çok fazla. Evet. Ve işte o hem düz yerde yürüyeceğiz, hem bir açıklık olacak, hem bir toplantıya izin verecek, hem farklı yönlerden gelen trafik birbirlerine eklemlenebilecek. Bu nitelikte kentte bu nitelikte yer çok çok az sayıda. Evet. Bir tane, en önemlilerinden bir tanesi de Taksim Meydanı. O zaman evet, bir şey daha, o kadar hap bir şekilde her şeyden bahsettiniz ki geriden yakalamaya çalışıyorum. Mesela bu metronun Yenikapı'ya uzamış olması aslında meydandan bir şekilde rahatlat Tabii bir miktar biraz az, yani oradaki trafiği biraz azalttı. Evet. Bir tane projesiyle mesela eş zamanlı yürümesi de aslında bununla orayı tabii yayalaştırma Taksim'i aslında çok şey yapan, yani değerini arttıran bir şey. Çünkü İstiklal yayalaşmadan evvel kaldırımından kaç kişi geçirebilirse o kadar şey. Şimdi bu durumda artık İstiklal'in kendisi bir şey gibi, bir nehir gibi yaya akışına izin veriyor. Çok da önemli. Ve bir tek şey unuttum, onu da söyleyeyim. Şimdi bu bizim İstanbul'da hani biz döner tablodan bahsettik, açıklıktan bahsettik. Buranın açıklık olması aynı zamanda İstanbul'da çok çok ender bulunan bir yönelime sahip Taksim. Ender bulunan yönelim de şu. İstanbul'da biz diyoruz ki en makbul manzaralar Boğaz'a bakanlar. Yani Boğaz'a bakan. Halbuki Boğaz'a bakan manzara İstanbul'da en makbul manzara değil. Çünkü Boğaz'a baktığınız zaman aynı zamanda doğuya bakıyorsunuz. Yani güneye bakmıyoruz. Güneye bakan ve manzaralı bir yer. Yani hem Boğaz'a bakacaksınız hem de güneye bakacaksınız. Bu hem manzaraya ve hem güneye bakan arsalar İstanbul'da çok az sayıda. Bunlardan bir tanesi Gümüşsuyu. Gümüşsuyu da mesela en önemli binalar, oranın o kadar en yüksek arsalara sahip olan, hem manzara var hem güneye bakıyor. İkinci derecede onunla yarışabilecek manzaralı ve güneye bakan yer Teşvikiye'dir. Üçüncü sırada da Yıldız Sarayı var. Yıldız Sarayı da yani o şeyin Barbaros'un olduğu yerde hem manzaraya bakıyor ama saray güneye bakan bir cephede kurulmuş. Yani hem manzaraya bakıyor hem de güneye bakmak çok önemli. İşte Taksim bir de güneye bakan manzaralı bir yerde bulunuyor. Evet. Çok teşekkürler. Yani bizim için bütün bu tabloyu çok iyi ortaya koyan bir giriş oldu. Sağ olun. Bundan sonrası artık benim ilmimin dışında. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bugün Profesör Doktor Murat Güvenç ile beraber Taksim'in tarihteki gelişen çehresine bir ışık tuttuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine katkılarından dolayı. Önümüzdeki haftalarda Taksim Meydanı ekseninde konuşmalarımız yeni konuklarla zenginleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta ise başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki haftaya kadar İstanbul Hepimizin girişimini takip etmek isterseniz İstepimizin sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi haftalar.